Merhaba arkadaşlar, Nurgülün Tığ ve iğniyorları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimizde yine iğneden tığ bir model. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimiz çok zarif. Sinek kanatlarının üzerine yapılmış çiçeklerimiz. Aralarına da ara suyu olarak 5 tane arkadaşlar kirpikleri yaptım. İğne oyasında olan kirpikler. Evet modelimiz bu şekilde. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Ara suyu mesafemiz de burada 7 tane arkadaşlar bu şekilde tığ battığı arası mesafesi veriyoruz. 2 defa tığımın başını bu şekilde doladım. Bir tane tığ battı atlıyorum. İkinci tığ battımın içine 1, 2, 2, 2 alarak bu şekilde buraya arkadaşlar bir trabzan yapıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar trabzanımın arasına girip kapattım kirpik yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Dönüyorum. Bu şekilde kapattım. Buraya 12 tane zincir çekiyorum. 7 8 9 10 11 ve 12. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Buradaki tırabzanı arama kapatıyorum. Burada bir tanesine kanadı yaptım. Yine aynı şekilde 7 zincir kapatıyorum arkadaşlar trabzanımın arasını 1 2 3 4 5 zincir 7 zincirli yuvanın arasına kapattım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 döndüm bu şekilde arkadaşlar sık iğne ile ikincisine kanadımı da yaptım Buraya 3 tane aynı şekilde sinek kanadından yuva yapıyoruz. Yine 7 zincir. Yine aynı şekilde trabzana kapat. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle dönüp bu 7 zincirle yuvanın arasına kapatıyoruz. 12 tane zincir. 8, 9, 10, 11 ve 12 döndüm düz yüzün arkadaşlar üçüncü ve son sinek kanadımızı da bu şekilde arkadaşlar yaptık bakın yaptığımız iş bu şekilde arkadaşlar üç tane sinek kanadını bu şekilde hem yuva olarak hem yaprak olarak hem dal olarak yaptık arkadaşlar ve hemen aynı battığım tığ battığının içine de bu şekilde sık iğne ile giriyorum 2 zincir kapattım. Şimdi arkadaşlar ara mesafesi olarak bu şekilde 7 tane tığ battı yapıyoruz. 2 zincir tığ battı. Bu 4. tığ battım. 5. tığ battım. 6. tığ battım ve 7. Bu şekilde arkadaşlar ara mesafesi olarak 7 tane tığ battığı yaptık. Şimdi bu ara suyunu da yapalım. Bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battıya 1, 2, 2. Buraya küçük bir trabzan yapıyorum. 7 tane zincir. Kirpiklerim için arkadaşlar 7 zincir. 4, 5, 6 ve 7. Hemen bu 3 seferde aldım. Trabzanın arasına girip kirpik olarak kapat. 5, 6 ve 7. 7 zincirden 5 tane kirpik yapıyoruz. 6 ve 7. Bu da üçüncü. 7 zincir. 4. kirpiğim. 7 zincir. 5. kirpiğim. Bu şekilde arkadaşlar 5 tane kirpik arası şey kirpik yaptıktan sonra trabzanımızın üzerine şimdi arasına 7 tane bu şekilde ara mesafesi veriyoruz. 1 2 zincir hemen yandakine. 1 2 zincir Tıvattı ara mesafem arkadaşlar. 7 tane. Bu şekilde. Alt sırasını tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. 2, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi arkadaşlar tığımızın başını iki defa dolayıp bu yaptığımız sinek kanadının yuvası olan trabzanı yapıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar sırasıyla devam ediyor. Şimdi biz anlaşıldığına göre çiçeğimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sinek kanadımızın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. 5 tane zincir. Hemen arkadaşlar bu sinek kanadımızın içine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir. 5 zincirimin arasına girip kapattım. Buraya 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Döndüm arkadaşlar. 7 zincirimi de buraya kapatıp buraya bu şekilde minik bir sinek kanadı yapmış oluyorum. Hemen yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 kapattım buraya 5 zincirimi. 1 2 3 zincir. 5 zincirimin arasına girip kapattım. 5 zincir bu şekilde arkadaşlar kapatıyorum zincirimi bir zincirle dönüp hemen buraya sık iğne ile giriyorum bu şekilde arkadaşlar şimdi buraya 7 zincirli 5 tane kirpik yapacağım 2 3 4 5 6 ve 7 kapatıyorum buraya birinci kirpik 1 2 3 4 5 6 ve 7 kapattım. ikinci kirpiğim. 7 zincir. Kapatıyorum arkadaşlar. 3. kirpiğim. 7 zincir. Kapattım. 4. kirpiğim. 5 tane 7 zincirden kirpi yaptık arkadaşlar. Bu şekilde dibine de bir tane sık iğne yap şu şekli aldırıyoruz Kirpiklerle beraber yine 7 zinciri köprü olarak çekiyorum. İkinci kanadına sinek kanadına arkadaşlar bu şekilde 7 zincirle geçiş yaptım. Şimdi buraya da aynı şekilde arkadaşlar sinek kanadı yapıyoruz. Minik sinek kanadı. 5 zincir 3 zincirle dönüş yapıp bu zincirin içine girdim. 7 zincir döndüm. Hemen yeşil yuvaya sinek kanadımın içine bir minik bir sinek kanadı yaptım. 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 zincir döndüm. Buraya kapattım. 1 2 3 4 5 hemen bu 7 zincirli sinek kanadının içine girdim bir zincirle dönüş yapıp bu yaptığım köprünün yuvanın içine sık iğne ile girdim 7 zincirden buraya tam 5 tane kirpik yapacağım 2 3 4 5 6 ve 7 bu birinci 1 2 3 4 5 6 ve 7 bu da ikinci 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Üçüncü. Dördüncü. Bir. İki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Bu da beşinci. Buraya dibine bir sık iğne. Kirpiklerim yine hazır. Yedi zincirle geçiş yapıyorum üçüncü sinek kanadı. Beş zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Yeşil yuvada kapatıp bir, iki, üç zincirle arkadaşlar beş zincirimin arasına kapattım. Yedi zincirle döndüm. Yine yeşil yuvaya arkadaşlar kapatıyorum. Buraya minik bir sinek kanadı yaptık. 5 zincir kapattım. 3 zincirle dönüyorum. Bu 5 zincirli kirpiğin içinden girip sık iğne ile kapatıyorum. 5 zincirimi bu 7 zincirli sinek kanadımın ucundan tutturuyorum arkadaşlar. 1 zincirle dönüp bu köprümün içine sık iğne ile sabitliyorum. Buraya 7 zincirli şu şekilde 5 tane kirpik yapacağız. 7 zincir. Bu birinci kirpik. 7 zincir. Bu ikinci kirpiğim. Bu üçüncü. Dördüncü. Bu da beşinci. Altı tane zincir. Yeşil yuvaya kapatıyorum. Bir de çektim arkadaşlar bu şekilde. İpimi koparıyorum. İpimi yakıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yaptığımız iş bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok zarif bir model oldu. Çok hoş bir model oldu. İğne yasından hiçbir farkı olmayan bir model oldu. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Ara suyu olarak da kendi çimeninden arkadaşlar bu şekilde kirpikli çimenini yaptık. Modelimiz yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.